Herkese merhaba, ben Serkan. Bugün sizlerle Kasım ayında okuduğum kitaplarla ilgili konuşmak için kameranın karşısına geçmiş bulunuyorum. Kasım ayında ben 7 tane kitap okudum, 1 tane kitabı yarım bıraktım. Onunla ilgili görüşlerimi de biraz belki sinirlenerek aslında videonun sonunda anlatacağım. Özellikle bir kitabı ilk defa bu kanalda tavsiye etmeyeceğim. Yani kimse okumasını isteyeceğim. Bakalım bizi bu videoda neler bekliyor. Bu ay okuduğum ilk kitap Annie Ernaux'un Kızın Öyküsü ve Yalın Tutku kitaplarıydı. Ben bununla ilgili bir okuma bloğu da çektim aslında. Hemen burada bulabilirsiniz kanalda. Tekrar Düşmemek adına çok detaylı bir inceleme yapmayacağım bu kitapla ilgili. Ama ikisini de yine çok sevdim. Bu yıl tanıştığım için Annie Ernaux'la çok mutluyum. 2022 Nobel ödüllü yazar, Fransız yazar. Gerçekten yine tam bir Annie Ernaux tarzıyla. Konu olarak beni bazen yer yer rahatsız etse de bu tutkusunun peşinden koşan, her şeye rağmen arzularının peşinden koşan, bütün işte toplumun dayattığı bu ahlaki değerleri, ahlaki baskıları hiçe sayarak içinden geldiği gibi yaşayan Annie Ernaux'u görüyoruz. Özellikle Kızın Öyküsü'nde 1958 yılındaki Annie Ernaux'a bugünden bakıyor. Ona yer yer yabancılaşıyor. Onunla ilgili fikirleri değişiyor. Onu yazıyor, onu affediyor ya da işte analarını unutmak adına yazıyor. Bilmiyorum. Ama muhakkak okuyun. Annie Ernaux ile henüz tanışmadıysanız lütfen en kısa zamanda tanışın. Ben de bu yıl artık Türkçe basılmış bütün kitaplarını bitirmiş bulunuyorum. Ve size sonuna kadar tavsiye ediyorum Annie Ernaux'u. Ve Annie Ernaux ile ilgili zaten kanalda sevdiğim yazarlar köşesinde bir video çekmeyi de düşünüyorum. Bu kitabı yine size sonuna kadar tavsiye ediyorum. Türkiye'de Can Yayınları'ndan çıkıyor. Kızın hikayesi de yeni çıktı zaten. Ben de Türkçesini okumak için dört gözle bekliyorum Türkiye'ye gitmeyi, kitabı almak için. Bu kitap bu şekildeydi. Bu ay okuduğum ilginç bir kitapta Chiro Taniguchi tarafından yazılmış olan bu Yürüyen Adam mangası. Ben manga ilk defa okudum. Özellikle hani normal bir kitap gibi okumaya çalışırsanız burada bir dikkat var. Nasıl okumanız gerektiğini söylüyor. Aslında bizim okuma sıramıza göre değil, manganın yazılma sırasına göre böyle tersten başlıyor. İçerisindeki çizimler gerçekten çok güzel. Bol resimli, az yazılı bu arada Yürüyen Adam kitabı. Aslında bir adam var, ana karakterimiz. Eşiyle beraber bir yere taşınıyorlar ve orada köpekleri oluyor. Ve oradaki yürüyüşleri sırasında başına gelen ilginç olayları görüyoruz. Ya aslında çok güzel gidiyordu. Özellikle bazı yerlerini çok sevdim. Sadece resimle anlattığı bazı duygular var, beni çok içine çekti. Ama sonlara doğru bir kayboldum. Bir konu koptu. Sonda başka karakterler girdi falan filan. Çok takip edemedim. Çok da anlayamadım o nedenle. Ama manga okumaya devam edeceğim büyük ihtimalle. Çünkü sevdim, hoşuma gitti. Bakalım önümüzdeki yıl ya da bir sonraki yıl hangi mangaları okuyacağım. Tavsiyeniz olursa yorumlarda yazarsanız ben de o sizin değerli fikirlerinizi almak isterim. Çünkü hiç yok. Yani bu türde hiçbir bilgim yok, hiçbir fikrim yok. Bu ay okuduğum bir diğer kitap Nermin Yıldırım'la tanışma kitabım Bavula Sığmayan. Bavula Sığmayan gerçekten beni çok etkiledi. Nermin Yıldırım'la bu kadar geç tanışmış olmak da beni biraz üzdü aslında. Nermin Yıldırım genellikle romanlarıyla tanınıyor ama ben bu öykü kitabını okudum ve bu kitabı bana fidan hediye etmişti. Sağ olsun, teşekkür ediyorum kendisine tekrar. Çok sevdim Nermin Yıldırım'ı, yani tarzını çok sevdim. Yani tarz olarak değil ama hissettirdiği duygu olarak sanki Aylin Balboa okuyormuşum gibi hissettim. Nermin Yıldırım'a karşı da kendimi çok yakın hissettim. Özellikle birinci bölümde bir aile öyküsünü 3 farklı bireyden aynı hikayeyi dinlemek çok güzeldi. Onun dışında diğer öyküleri de neredeyse biraz zorlasanız roman olacak öyküler aslında. Çok sevdim. Gerçekten çok güzeldi. Özellikle Bavula Sığmayan öyküsünü Storytel'de kendi sesinden de dinleyebilirsiniz. Bu kitabı size tavsiye ediyorum. Önümüzdeki yıl ya da ondan sonraki yıl artık bilmiyorum. Nermin Yıldırım'ın diğer kitaplarını okumak için de sabırsızlanıyorum. Hemen listeme ekledim. Ama yılın sonuna geldik artık yavaş yavaş. Ben 2024 okuma planını neredeyse tamamladım. Onunla ilgili de bir video çekeceğim. 2024 yılını yine doldurdum. Ama hiç alışveriş yapmadan 2024 yılını geçirmek istiyorum. Bakalım başarabilecek miyim bilmiyorum. Bu kitap bu şekildeydi. Bu ay okuduğum bir diğer kitap benim 2023 yılında en çok okuduğum yazar Stefan Zweig'dan Olağanüstü Bir Gece kitabı. Bu muhteşem kapağı, bu güzel
isme gerçekten yakışmayacak bir kitapla karşı karşıyayız. Bir burjuvanın işlediği bir suç sonrası amaçsız kalan hayatına amaç bulması gibi bir noktadan ilerleyen bir novella aslında. Ben şimdi en sonunda söyleyeceğim kitap gibi değil. Bu kitabı okumak isteyenler varsa tabii ki okusunlar. Ama ben bu yıl okuduğum, en çok okuduğum yazar olan Zweig'ın zaten toplamda 3 tane kitabını sevmişim. Neredeyse 9-10 tane kitabını okumuşum. Zweig'la yıldızımız barışmıyor ama bu kitapta gerçekten hani bana biraz tuhaf geldi. Yani işlenen suç çok tuhaf, küçük bir suç ve bununla insanın değişimini anlatmaya çalışıyor yazar belki de. Ben içine çok giremedim. Çok hoşuma gitmedi bu kitabı da maalesef. Diğer birçok kitabı olduğu gibi. Ama ben Zweig'ın bütün kitaplarını okuyacağım dedim. Bunu biliyorsunuz. Kanalın ilk videolarında da söyledim. Bazı yazarlar, dünyaca ünlü yazarlar, ben kendileriyle aynı frekansta olmasam bile okuma zenginliğim için onların neler yazdığını bilmek istiyorum. Mesela Kafka'dan Dava ve Şato burada duruyor hala. Onu 2024'de kaydırdım. Kafka da okumak istiyorum ama şey diyemem yani. Kafka'yı ben sevmiyorum. Evet, yani aynı frekansta değiliz. Ama size burada diyemem ki Kafka okumayın arkadaşlar, çok kötü bir yazar. Kesinlikle öyle değil. Kafka ile biz aynı frekansta değiliz. Tıpkı Zweig'la olduğumuz gibi. Tabii ki Kafka'nın da bazı kitaplarını ben çok sevdim. Neyse, çok uzattım. Bu yıl bolca yeni yazarla tanıştım. Kendimi kötü hissettiğim yazarlardan birisi bu geç kalmayla ilgili. Victor Hugo'dan Bir İdam Mahkumunun Son Günü isimli kitabı bu ay bitirmiş bulunuyorum. Gerçekten çok güzel, çok memnun oldum Victor Hugo ile tanıştığım için de. Yani ben şimdi bu dünyaca ünlü klasiği size burada anlatmayacağım tabii ki detaylı detaylı ama çok sevdim. Ve çok geç kaldığımı düşünüyorum. Sefiller ve Notre Dame'ın Kamburunu da bir an önce okumak istiyorum hemen. Bakalım ne zaman bir kitap alışverişi yapacağım. Bu kitapta aslında suçunu bilmediğimiz bir ana karakterimiz var. Onun mahkemesiyle başlıyor. Sonra biraz böyle bu mahkumluk süreci, temize gitme süreciyle ilgili bir süreç devam ediyor kitapta. Ve sonra da zaten bir idam mahkumunun son gününü duyuyoruz. Ama orada işte hayata tutunmaya çalışmak ama kürek mahkumu olmak istememek, bu ikisi arasında kalınca ölmeyi tercih etmek, işte çocuğuyla ilgili olan duyguları, düşünceleri, insanlıkla ilgili olan duyguları, düşünceleri, yazarın bazı şeyleri böyle direkt çok ağdalı olmadan gözümüze sokması, Paris'te geçmesi, ben gerçekten Paris'te geçen öyküleri de çok seviyorum. Çok sevdim. Bir İdam Mahkumunun Son Günü'nü de çok sevdim. Bu kitabı size şiddetle tavsiye ediyorum da yani size yeni bir kitap değildir bu belki de. Neyse. Bu ay okuduğum son kitap da yine Paris'te geçen Joseph Roth'un yazmış olduğu Aziz Ayyaş Efsanesi kitabıydı. Gerçekten çok güzel bir kitap. Zaten 45 dakika, 1 saat içerisinde bitirebileceğiniz kısalıkta bir metin. Bu metinde aslında köprü altında yaşayan bir evsizin, bir Ayyaş'ın başına gelen mucizevi olayları görüyoruz arka arkaya. Yazarın hayatından da otobiyografik izler taşıyan bir kitap. Hayatını okuduktan sonra bunun da farkına varıyorsunuz. Ve yazar Paris'te hayatını kaybetmeden önce yazmış olduğu son metin bu elimdeki. Diğer kitaplarını da hemen edinip okumayı düşünüyorum. Yazarı çünkü çok sevdim. Bu kitap elime geçinceye kadar gerçekten Joseph Roth isimli bir yazarın varlığından da haberdar değildim. Umarım diğer kitapları da benim yine hoşuma gider. Bu ay okuduğum demeyi çok isterdim. Ama bu ay yarım bıraktığım, ömrümde yarım bıraktığım ilk kitap olan Rahatlama kitabı Matt Haig'den bu güzel metni size anlatmak isterdim aslında ama maalesef ortada bir metin yok arkadaşlar. Böyle her sayfaya karalanmış, değişik. Yani herkesin keşfetindeki keşfetinde gezerken şöyle toplayacağı, işte emekli amcalarımızın, babalarımızın, dedelerimizin Facebook'ta paylaştığı yazılar tarzı bir kitap. Yani bir sayfada sadece bulabilirsem onu hemen size göstermek istiyorum. Bir sayfada sadece makarna yazıyor arkadaşlar. Konu başlığı makarna ve diyor ki hiçbir dış görünüş özelliğini sizi iyi bir makarna yemekten alıkoymasın diyor.
Yani tamam, köpük kitaplar da okuyalım bazen, kafamız dağılsın isterim. Ama bu o bile değil arkadaşlar. Bir ismin arkasına saklanıp ben nasıl olsa ismimi yazdım şuraya da işte rahatlama kitabı yazayım, insanlar nasıl olsa alır tarzında yapılmış olan ticari işleri sevmiyorum. Özellikle ülkemizde de bunu yapan bazı yazarlar var. Benim çok sevdiğim yazarlar. Maalesef onlara karşı olan saygımı ben yitirdim ve şu anda kendilerini okumuyorum. Ama bana yazık edilmiş bir emek gibi geliyor. Neyse, bu sinirli tarzda bitirmeyi istemezdim ama bu şekilde videoyu bitiriyorum. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve umarım buraya kadar gelmişsinizdir. Kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.